Merhaba arkadaşlar, ben Teknopya ve bugün sizlere Photoshop'ta güzel bir wallpaper yapımını göstereceğim. Hemen hızlı bir giriş yaptım. Videonun çünkü çok uzatmak istemiyorum. Kolay bir wallpaper olacak. Yani yine Sony Vegas gibi basit ama iş görecek. Ve basitten zora doğru çıkacağız. Şimdi dosya kısmından yeni bir sayfa oluşturacağız. Herkes kendi ekran çözünürlüğüne göre yapması lazım. Benim ekran çözünürlüğüm 1280x720. Tamam. Bu da yine de güzel. Ve beyaz olacak. RGB renk. Piksel, pixel inç. Açıyoruz ve bir yazı yazıyoruz. Ben Teknopya yazacağım. Ya da ya arkadaşlar. Güzel. Bu da güzel sayılır aslında. Ama ilk önce bunu yok. Şuradan göz işaretini kaldırıyoruz. Ve alt silme tuşuna basıyoruz. Tabi arka plan seçilirken yapıyoruz bunu. Ve en baştan göstereyim arkadaşlar. Açtıktan sonra alt ve silme tuşuna basıyoruz. Ekranı siyah yapıyoruz. Ve sonra yazımızı yazacağız. Tabi bu beyaz olması lazım. Yazımızı biraz büyütüyoruz. Evet, şimdi bu güzel. Yazdığımız Teknopia katmanı seçilirken 4 kere CTRL ile J yapıyoruz. 1 2 3 4 ve birinci kopyalanmış katman seçilirken şu yani filtre bulanıklaştır hareket bulanıklığı diyoruz ve bu 90 derece olacak, 777 olacak bu da. İkinci kopyalama katman seçilirken yine aynı işlem, filtre bulanıklaştır hareket bulanıklığı diyoruz. Yeniden açısı 90 525 diyoruz. Katman 3 seçilirken gördüğünüz gibi kopyalanmış katman 3, yine aynı işlem, filtre bulanıklaştır hareket bulanıklığı 252. Ve son kopyalanmış katman seçilirken yine aynı işlem, bulanıklaştır hareket bulanıklığı bu 72'ydi sanırım. Evet, 72. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlemler bu kadar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan tam şu işaretten yeni bir layer oluşturuyoruz. Bu layer katman yani şuradaysa eğer, ki şurada olması sizde şurada olur katman açtığınızda, onu böyle sürükleyerek en üstte bırakıyoruz ve şuradaki dikdörtgen işaretleme aracımızı seçip yazımızı şöyle bir kare içine alıyoruz. Aldıktan sonra ekrana sağ tıklıyoruz ve feeder seçiyoruz ve 50 yapıyoruz burayı, tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi sağdan ve soldan eğildi. Şimdi gradient tool aracımızla, yani geçiş aracımızla sağ tıklayıp gökkuşağını seçiyoruz ve üstten shift'e basılı tutarak üstten bir tane çizgi seçiyoruz ve bunu yer paylaşımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Ondan sonra yeniden dikdörtgen seçme aracımıza gelip sağ tıklıyoruz ve seçimi kaldır diyoruz. İşlemimiz bu kadar. İsteyenler bunu, şu sağ taraftakiler olmamasını istiyorsanız, siyah bölgeler. Ha siktir ya. Neyse, yapacağımız işlem bu kadardı zaten arkadaşlar. Diğer bölümümüzde daha güzel bir wallpaper yapımını öğreneceğiz. Videoyu beğendiyseniz likelamayı ve bizi subscribe'lamayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Tek istediğimiz bu sizden.
Herkese iyi günler.